Gökhan senden başlayayım. En az sen yorum yaptın ama bu teklifi nasıl aldın? İlkokulunda ne hissettin? Bu o sırada siz düşünün. Çünkü Gökhan'a soruldu ilk soru. İlk taşı bana attın. Ya bu teklifi nasıl aldım? Aslında o dönemde böyle birkaç farklı proje okuyorduk. Ben zaten bir proje geldiğinde böyle hepsine yükseliyorum. Benim öyle bir motivasyonum var. Ufuk oradan kat yapıyordur evet. Yani çünkü ben sadece senaryoya bakıyorum. Evet, yani evet, hani evet. Kimden gelmiş, kim yapıyor, kim nereye çekiyor. Nereye gidecek zamanlaması. Hiç şey yok değil yani mi? Televizyon dizisi yapıyorsak bunu artık kabul ettik. Yani bir bölüm, iki bölüm senaryo ve genel hikayeyi okuyup kafamızda bir dünya kurup o dünyaya karşı tarafında dünyası eğer ki böyle ortak paydada buluşuyorsa yola yürüme mevzusu başlıyor. Velhasıl kelam böyle geldiğinde okuduğumda bu karakterin ah dedim be yine abime aşık. Ama o aşkın aynı neden ona Başak'ın da izah ettiği gibi Sevda'nın da izah ettiği gibi gerçekçi tarafından yani o böyle mükemmel başlayıp sonra bize spoiler vermeyeceğim tabii ki ama felaketler yaşadın abiden bahsediyoruz evet, yani aşk kelimesinin bu bize bizim dilimize girişi ışık kelimesinden geliyormuş. Anladık. O ışık ışıkta evet. Arapça yakıcı evet. Sevgi anlamına geliyor. Şimdi yakıcı sevgi yani okey sevgi yakıyor çok güzel evet. Ama bu yakıcılıktan kalıcı sevgiye yani başımızı döndüren aşktan dünyayı güzelleştiren sevgiye dönüştürme meselesi var ya bu aşkın işte bu yakıcılığı beni tabii ki cezbetti. Bir de karakterin 5 sene evvel ölen eşinin üzerine 5 sene boyunca o mabedini koruması, psikolojik, ruhsal gelgitleri bugün söylediğimiz gibi beni heyecanlandırdı. Çünkü böyle gelgitli bir karakteri oynamak böyle aslında yolculuğu şeye doğru giderken neden ona insan olabilme mücadelesi verirken yaptığı umuda okumalarla giderken, umuda giderken ama bir taraftan travmalarıyla yüzleşip yani biz bugün bir seveceğiz bir gıcık olacağız değil mi izlerken senin o karakteri. Çok güzelse ama delisin. Ama bu çok ani oluyor yani bir cümle sonra bir cümle yani bir şey söylüyor seviyorsun bir cümle sonra deli herhalde. Çünkü yalan kana girdiği zaman zehir ya yalan bence yalanın pembesi beyazı kırmızı. Yok, renkli bir şey değil bir yalan. Şey değil yani. Yani yalanın küçüğü büyüğü de yok yalan yalandır. Evet yalan yalan. Hiçbir şey söylememek de yalandır. Evet. Geçen gün böyle bir sahne çektik. Hocamızla onu tartıştık. Hocam söylemediği için yalan söylüyor. Ya ama... Ya. Böyle çok da kızma. Zaten kızamıyorsun. Yani öyle bir şey. Evet. Velhasıl kelam bu psikolojik gergit hali Arat'ın bu karakteri beni cezbetti. Dedim ki biz bunu inşallah yaparız. Altından kalkarız. Yapmışsınız bayağı havalı bir... Önünde oturuyoruz. Yani. Bu çok gergin bir şey. Evet gerçekten. Evet.